İstanbul'un dikili taşlarından Çemberli Taş'ın önündeyiz. Çemberli Taş, İsa'dan 330 yıl sonradan beri İstanbul'dadır ve İstanbul'un ilk anıtıdır. İstanbul'da günün birinde Çemberli Taş adını alacak bu anıtın dikilmesi için 4. yüzyılın hemen başında Roma'da büyük bir iktidar kavgasının çıkması gerekmektedir. Önce Maximinus'la Licinicus kozlarını paylaşır. Licinicus İstanbul'a yani Bizantiyon'a girerek üstünlük kazanır. Sonra sahneye Konstantin çıkar. Konstantin 9 yıl süren bir mücadeleden sonra Licinus'u yener ve 323'te İstanbul'u alır. İmparatorluğun tek hakimi Konstantin'dir ama Roma'ya gitmez. Kendine yeni bir başkent arar. Çanakkale'de Truva'yı düşünür. İstanbul'da karar kılar. Şehir yeni baştan yapılır ve 11 Mayıs 330'da görkemli bir törenle açılır. Sonradan kurucusunun adından Konstantinopolis adını alacak kentin adı Deftera Romi'dir. Yani 2. Roma. Nea Romi yani Yeni Roma'da denir. Kent o kadar görkemli ve büyüktür ki halk arasında gittiği yeri söylemek için kente gidiyorum demek yeterlidir. Kent poli demektir. Gidiyorum pao. Kente gidiyorum pao istin poli. Biraz daha kısaltıp kente dersek istin poli ve İstanbul adı. Ayasofya'nın yerinde belki taş duvarlar üzerinde ahşap çatısında bir bazilikanın inşa edilmekte olduğu günlerde hipodromdan mermer sütunlar arasında uzayıp giden ana cadde Mese'nin sonuna doğru oval bir meydan açılır. Konstantin Forumu. Meydanın çevresi dükkanlarla doludur. Forumun ortasına mermer bir kaide, kaidenin üstüne de 9 tane silindirik kırmızı porfir taşı dikilir. Her bir taş insan boyundan yüksek, ancak 4-5 kişinin kollarını açarak kucaklayabileceği endedir. Kaidesiyle birlikte yaklaşık 50 metre boyu vardır yükseltinin. 11 Mayıs 330'daki tören sırasında en tepeye Truva'dan getirilen güneş tanrısı Apollon'un heykeli yerleştirilir. Bir başka rivayette ise Konstantin bu görkemli sütunun tepesine Apollon'un değil kendi heykelini diktirmiştir. Yine ol rivayet güneş tanrısının başındaki 7 ışığın arasına İsa'nın çilesini simgeleyen çiviler çakılarak Apollon Konstantin'e dönüştürülmüştür. O sırada paganizmle İsevilik yan yanadır. Konstantin hem yeni bir dinin kurucusu olmanın ayrıcalığını yaşar hem de çok tanrılı kültür içinde kendini tanrılaştırmanın gururunu yaşar. Rivayet değil. 6. yüzyıl tarihçisi Hesikios'un Roma'daki Angelica kütüphanesinde saklanan el yazması kitabında söz ettiğine göre kaidenin altına İsa'nın gerildiği çarmıhın parçaları ile İsa'nın sağında ve solunda idam edilen iki suçlunun çarmıhının da parçaları gömülmüştür. Hatta Nuh'un gemisini inşa ederken kullanıldığına inanılan nacağın sapıyla Musa'nın içinden su fışkırttığına inanılan kaya da gömülmüştür Çemberli Taş'ın altına. İmparator Konstantin kendini tanrılaştırsa da Somaki sütun denilen bu dikili taşın tepesindeki heykel gidicidir. 361'de Iulius'un kendisi imparatorluk tahtına heykeli anıtın tepesine çıkar. 379'da İmparator Theodosius kendi heykelini diktirir. Theodosius'un heykelini ise 1105'te bir yıldırım indirir tepeden. İmparator Alexios Komnenos tevazu sahibi olmalıdır ki kendi heykeli yerine altın yaldızlı bir haç yerleştirir zirveye. 29 Mayıs 1453 sabahı halk altın yaldızlı haçın altında toplanıp Tanrı'nın meleğinin gelmesini beklerken kente Fatih Sultan Mehmet ve Osmanlı girer. Osmanlı tepedeki haçı kaldırır, dikili taş dediği sütunu yerinde bırakır
ve çevresine yayılır. Atik Ali Paşa Camisi yapılır, Köprülü Mehmet Paşa Camisi, Vezir Han derken 1672'deki büyük yangın. Öyle büyük bir yangındır ki ahşabı çıtır çıtır yutan alevler taşları çatır çatır çatlatacak kadar büyüktür. Dikili taşın mermer kaidesi ve kırmızı blokları büyük yangından büyük zarar görüyor. Sultan II. Mustafa kaideyi ve 3 bloğu taş örgü ile sağlama aldıktan sonra 6 bloğu demir çemberlerle bağlatır. Adı Çemberli Taş olur o günden sonra. Çember Avrupalıların ilgisini çekmemiş olmalı ki onlar bu sütuna yanık sütun der. Silindirik kırmızı porfir parçalarının birleştiği yerler defne dalı şeklinde işlenmiş mermer çelenklerle süslüymüş. Hangi süs, hangi kırmızı, hiçbir şey kalmamış. Defne dalları kavrulmuş, taşın kırmızısı bin yılı çoktan aşmış yüzyıllardan kurtulup son yılların kirli havasıyla çoktan kararmış. Yağmurun ıslattığı taş son bir çabayla kırmızısını göstermek istiyor ama nafile. Demir çemberin paslı yüzü gibi taşta karalar bağlamış. Bu çok değerli ve İstanbul'un kuruluşunu simgeleyen ve en eski eserlerden biri olan Konstantinyus sütununun 5 basamaklı kaidesi şimdiki toprak zeminin yaklaşık 2 metre altında kalmıştır. Yazarların görüşüne göre bu anıtın çevresi dairesel bir şekilde oyulmalı ve eski Konstantinopolis'in Senato meydanı olan Forum Konstantinius'un orijinal zeminine dek inilmelidir. Oluşacak bu tarihi değeri çok yüksek alan aynı değerde ilgi çekecektir kuşkusuz. Nasıl ki hipodromda dikili anıtların çevreleri de eski zemine ulaşana dek oyulmuştur, burası da aynı şekilde oyulabilir, görülebilir. Peki bu çemberli taşa nasıl ulaşabiliriz? Çemberli taşa ulaşmak için arkadaşlar çevresinde otobüs durağı vesaire yok. Bunun için Kabataş Zeytinburnu tramvay hattını kullanmanız gerekiyor ve tramvay hattı da tam olarak Çemberli Taş'ın önünde duruyor. İkinci olarak da Vezneciler otobüs durağında son durak olarak Vezneciler'de ineceksiniz ve buraya kadar bir 300 metre kadar yürüyeceksiniz. Ondan sonra Çemberli Taş'a geliyorsunuz. Kim bilir belki günün birinde bu basamakları ortaya çıkarmak için kaidenin çevresi eşildiğinde o efsanelere konu olan kutsal eşyalara ait bir oda ya da bir yer bulunacaktır.